Herkese merhabalar sevgili Çubuklanırız takipçileri. Ben Denizhan. Bu videoda sizlere Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer listesinde olduğu iddia edilen, uzun zamandır ismi Fenerbahçe'ye anılan Norveç'in Bodø Glimt takımının 26 yaşındaki Danimarkalı futbolcusu Filip Zinckernagel'i anlatmaya çalışacağım. Tasvir etmeye çalışacağım oyuncuyu. Öncelikle Zinckernagel'in bir kariyer geçmişinden başlayalım. Zinckernagel 2013 yılında ülkesi Danimarka'nın Køge takımında futbola başladı. Bu takımın altyapısında futbola başladı. 2015 yılında Helsingør takımında profesyonel imzasını aldı. İlk profesyonel imzasını bu takımda attı. Burada yani yavaş yavaş süre bulmaya başladı. Yavaş yavaş maç ritmi, maç temposu kazanmaya başladı. Bundan bir sene sonra yani 2016-2017 sezonunun başına da yine Danimarka ekibi Sønder Jyske'ye transfer oldu. Bu takımda biraz daha bir önceki kariyerinde, bir önceki sezondan daha fazla, özellikle 90 dakika bakımından biraz daha fazla süre bulmaya, şans bulmaya başladı. Maç ritmi, maç tecrübesi, maç senaryosunu çok fazla yaşadı. Ta ki yine bir sene sonra bu sefer doğup büyüyüp yetiştiği yer olan Danimarka'dan ayrılıp Norveç'e gidip Bodø Glimt'in, Norveç'in yine köklü ekiplerinden Bodø Glimt'e transfer oldu. Bodø Glimt 2017-2018 sezonu başına transfer olduktan sonra bu sezona kadar aslında tam da istenilen performansı gösteremedi Zinckernagel. 2020 takvim yılı içerisinde oyuncu gerçekten büyük bir patlama yaptı ki zaten bu sezonda 2020 Norveç Ligi'nde birinci bitirdi. Şampiyon olarak bitirdi takımı Bodø Glimt. Rosenborg'un o hegemonyasına Molde ile birlikte son veren iki takımdan biriydi Bodø Glimt. Ki bu takımın da en önemli parçalarından biri, o sistemin en önemli dişlerinden biri diyebileceğim futbolculardan biri de Filip Zinckernagel idi. Böyle bir kariyer geçmişi var aslında. Çok fazla eskiye dayanmıyor. 26 yaşında bir futbolcu zaten. Sağ kanat ve sol kanatta tam performans veriyor. Şimdi şöyle başlamak lazım oyuncuyu tasvir etmek adına. Bir kere Zinckernagel hani sağ ve sol kanatta tam performans veriyor. Böyle mevkisini hani seviye belirleyeceksek iyi, orta ve kötü olarak iyi diyebileceğimiz iki tane mevkisi var. Sağ ve sol kanatta. Şimdi buradaki mevkilerde yani hem sağda oynarken hem de sol çizgide oynarken profilde aslında biraz farklılık gösteriyor. Nasıl? Şimdi Zinckernagel bir kere çok fazla oyuncunun ezberi olan şey, 4-5 yıldır oyuncuda artık kas ezberi oluşmuş bir şey, oyun ezberi oluşmuş bir şey var ki o da oyuncunun topla oynama isteği. Ya zaten hani Zinckernagel'i tasvir ederken oyuncu topla tasvir edebiliyoruz. Yani topsuz oyunda, top rakipteyken, rakip karşılamada gibi ölçümlerde sınıfta kalan bir oyuncu. Hani eksilerinden başlamayacaktım ama eksilerinden başlamak gerekirse oyuncuyu bir de tasvir etmek adına, biraz daha canlandırmak adına top rakipteyken işte rakip karşılamada, markajda, markaj takibinde çok eksik bir oyuncu. Topla var olan bir futbolcu. Peki topla ne kadar? Topla beceri kısmında oyuncunun topla beceri kısmında ne kadar var olan bir futbolcu? Bir kere dediğim gibi çok fazla topla dribling yani driblingi çok çok iyi bir futbolcu. Yine bunu seviye belirleyeceksem iyi seviyede driblingi. Fakat driblingi yaparken genelde ya mesela sol kanatta oynadığında oyuncunun tamamen hani biraz bu hayal etmek adına oyuncu sol kanattayken tamamen bir kanat forveti dönüşüyor. Yani içe kat eden bir kanat oyuncusu, içe kat eden bir kanat forvete dönüşüyor diyebilirim. Sol kanatta oynadığında. Çünkü güçlü olarak yani %70 %30 oranında sağ ayağı güçlü. O yüzden hani sol kanatta oynarken sürekli böyle içeriği delmeye çalışacağım ve bunları topla birlikte. Yani bazı kanat forvetler vardı daha çok topsuz topsuz olan konuşlanması çok iyidir. Doğru zamanda doğru yerdedir. Ama Zinckernagel öyle değil. Daha çok topla içeri kat etmeye çalışan, topla rakip savunmanın dengesini bozmaya çalışan, rakip savunmaya tehdit yaratmaya çalışan bir futbolcu. Bunları yaparken bazı topla beceri kısmında bazı ölçümler çok artı. Nedir onlar? Dribling. Az önce dediğim gibi dribling konusunda gerçekten çok iyi. Dribling yani böyle ayağından açarak veya dar alanda da geniş alanda da böyle topun kontrolünü kaybetmeden ayağından açarak yapmıyor. Topla birlikte çok iyi mesafe kat edebiliyor. Bununla birlikte aslında hemen bir fiziki parametreye bağlayayım bu dribling konusu özelliğini. Bir konuda da iyi fiziki parametrelerde de o da topla birlikte dönüş.
Yani o hani topla birlikteyken hani vücudunu bir anda döndürme, işte rakibi tehdit edecek, rakibi hatta çalım atacak, o vücut çalımlarını yapma işini çok iyi yapıyor Zinkerner. Gel, bu konuda da çok iyi. Bu hemen fiziki ölçüm müydü bu? Bunu da söylemem lazımdı. Hemen topla beceri kısmında devam edelim. Dribling konusu ölçümü çok iyi. Top kontrol konusunda da şöyle bir hem artısı hem eksisi var. Bir kere top kontrolünü bilekleri yumuşak, top kontrolünü de yumuşatarak yapıyor. Bunda bir sıkıntı yok. Yani bu iyi bir seviyede. Bunu yaparken pasın şiddeti ne olursa olsun o topu çok güzel yumuşatıp önüne alıyor. Fakat burada bir sıkıntı var. Top kontrolünü yaparken sürekli zaten hani dar alanda, hani geniş alanda evet kendini genişletip top isteyip sürekli içe kat etmeye çalışan veya bir takım arkadaşı 2'ye 1 yapıp oyunun tekrar o half space istediğimiz bölgede oyun oynamaya çalışan bir futbolcu, ama dar alanda da geniş alanda da topu kontrol ederken sürekli rakibin olduğu yere doğru, hani biraz böyle risk alıyor. Aslında yanlış yere doğru top yönlendiriyor gibi bir eksikliği var. Bu da hani top kontrolünde eksikmiş gibi gözüküyor. Aslında top kontrolünün hani topu yumuşatma kısmında topunu şiddetini top kontrolündeki o şiddetinde gayet iyi, fakat topun kontrol ederken sürekli rakibi duru yönlendiriyor. Şimdi bu bir eksiklik ve hani top kontrolü eksikmiş gibi gözüküyor. Aslında değil. Top kontrolüne ilk dokunuş dediğimiz şey hem artı hem eksi %50-50 diyebiliriz. Seviye vereceksek de aslında orta diyebiliriz tamamen. Bunun haricinde de oyuncuyu zaten var eden şeylerden biri uzak mesafeli şutları. Şimdi Zinkernagel uzak mesafeden ceza sahası dışından çok fazla, yine çok tekrara düşeceğim ama hani içe kat edip sürekli oynadığı için özellikle hani bir fırsat yakaladığında, bir alan bulduğunda, bir şans bulduğunda uzak mesafeli şutları isabetli, yani sert ve isabetli. Bu konuda da iyi. Şut repertuarından şöyle bahsedeyim. Ayak içi şutları, plaselerini çok kullanmıyor. Ama yani kullanması gerektiğinde plase şutlara başvuruyor. Ama özellikle ayak üstü, sağ ayak üstü şutları çok etkili, çok isabetli. Kaleye bulan, hedefe tutturan ve çok sert şutlarla bu iki şut repertuar tekniği arasında gidip geliyor aslında. Hani geniş dedim ama plase şutlarını deniyor. Çok başvurmasa da, ama özellikle ilk aklımdan geçen şey oyuncunun ezberi oturmuş şey ayak üstü şutları. Çok fazla deniyor. Bu tabii hep sol kanat için bunları söylüyorum. Sağ kanatta yine dribling konusunda, topa hızlanma konusunda ve hani o kısa mesafede çok hem dar alanda hem geniş alanda kısa mesafede yüksek hıza ulaşma konusunda iyi. Hem sağ kanatta hem sol kanatta, ama tabii sağ kanatta hem de bundan da bahsetmiş olayım. Sağ kanatta biraz daha çizgiye basarak oynamaya çalışıyor. Biraz daha yani iki mevkide de iyi seviyede, ama sağ kanattan faydalanmak bir tık daha zor sanki Zinkerna geldiler. Çünkü oyuncunun mesela eksilerinden biri de orta yapma yetisi. Yani hedefe ve böyle hani bölge orta dediğimiz iki orta çeşidinde de aslında çok böyle hani ya kötü değil ama tam orta. Yani tam hakikaten iyi orta kötü arasında orta derecede, yani görece orta derecede bir futbolcu. Yani ne hedef ortaları böyle hani çok tutturamıyor ya da şans bulduğunda o geniş alanda orta yapması gerektiğinde bazen tutturuyor hedefi, bazen tutturamıyor diyeyim kısacası. Bölge ortalarda da keza öyle. Bunlar dışında şimdi topla beceri kısmında evet teknik bir futbolcu bu arada. Bu zaten anlaşılmıştır aslında anlattıklarım bakımından, topla beceri kısmında en azından. Teknik bir futbolcu nerede ne zaman hani o yaratıcılık kısmında aktif bir futbolcu, yaratıcılık kısmında öne çıkan futbolcu, fakat bu oyuncunun topla beceri kısmı. Yani şimdi bir de oyun aklı kısmı var ki oyuncu orada gerçekten daha çok eksileri öne çıkıyor. Yani nedir o mesela, maç konsantrasyonu çok düşük. Yani şimdi mesela bu anlattıklarımdan yani oyuncunun özellikle hani eksilerinden şu çıkabilir. Herkes şu soruyu sorması çok olağan ve çok normal. O zaman bu oyuncu bu sezon bu kadar nasıl gol attı? Attığı gollerin çoğu böyle anlık, yani nasıl söylemek lazım? Hani anlarda ortaya çıkan bir futbolcu profilinde. Yani maç konsantrasyonu bunun en büyük göstergesi. Maç içinde çok fazla sönük kalıyor. Hem top rakipteyken zaten okey, ama topla birlikteyken böyle maçtan kopuyor. Maçtan hani mental olarak çok koptuğunu gözlemledim. Bu biraz sıkıntı yaratıyor oyuncuda. Çok fazla böyle maça kendini adayan bir futbolcu diyemeyiz Zinkernagel için. Biraz daha böyle anların oyuncusuna dönüyor. Bunun dışında maç konsantrasyonu dışında asıl
soğuk, serin kanlı kalması, özellikle bitirici pozisyonlarda bitiriciliği de hani bahsettiğim gibi çok fazla ön plana çıkmıyor. Çok fazla hani ya şöyle bahsedeyim, karşı karşıya veya herhangi bir fırsat yakaladığında Zinkernagel hani maç içinde 3 tane böyle karşı karşıya veya bitirici pozisyonda pozisyon bitirmek babında bir durum yakalandığında Zinkernagel 3 pozisyonun bir tanesini gole çevirme yüzdesi yüksek veya yani 4 pozisyonun 2 tanesini diyeyim. Ortalama biraz. Çünkü oyuncunun skor katkısı daha çok ceza sahası şutlar veya arka direkten yapılan koşularla birlikte gol buluyor. Ki bunun da oyun aklı kısmında aslında biraz topsuz alanda konuşlanması geliyor. Ve topsuz alanda doğru konuşlanması, konumlanması geliyor. Oyun aklı kısmı dediğim gibi maç konsantrasyonu ve hani serin kalamama durumu çok sıkıntılı. Bununla birlikte de bu eksi değil ama biraz böyle hani oyuncudan bekleneni anlatmak adına böyle pozisyonlarda çok fazla karar mekanizmasında, karar hızında geç kalıyor. Yani biraz daha böyle çift dikiş dediğimiz aslında bu çift dikiş çalım tabiridir ama biraz daha böyle hani bir karar veriyor. Verdiği kararı çabuk aksiyona dökemiyor. Yani şut çekmesi gerektiğinde tekrar kaldırıyor kafayı pas opsiyonu arıyor baş takım arkadaşım veya bir orta opsiyonu arıyor. Ve bunu yaptığında da pozisyon kayboluyor. Hem takım arkadaşının hem kendisinin pozisyonu kayboluyor. Anlık bir karar hızı. Karar hızı çok hızlı değil, çabuk değil, çabuk karar verip aksiyonu dökemiyor. Bu zaten oyuncunun bu zamana kadar neden potansiyelini vaat edemediğini, neden potansiyelini tam gösteremediğinin birinci göstergesi, örneği aslında. Örneklerinden biri diyebileceğimiz. Oyun aklı kısmında böyle futbolcu, doğal futbolcuk yeteneği var. Var. Ya doğal futbolcuk yeteneğini zaten aslında biraz böyle hani üçüncü bölgede bilinmezi yapmak, ezber bozmak, teknik bir futbolcu olmasından da kaynaklı var. Ama özel bir yetenek mi? Yani doğal futbolcu yetenek mi ama özel bir yetenek mi? Değil. O konuda hemfikir olmak lazım. Özel bir yetenek değil Zinkernagel. Ama yetenekli bir futbolcu. Dediğim gibi teknik bir futbolcu. Teknik dediğim şeyin altında tabii dolduran çok şey var. Az önce bahsettiğim topla beceri kısmında özellikle. Dribbling, uzaktan şut gibi. Oyuncunun fiziki ölçümlerinde de aslında en başta bahsettiğim topla dönüşleri, vücut çalımları, o hani rakibi eksilecek anlık dönüşlerle birlikte bileşik hareketi yapmak, uzaktan şut, orta gibi durumlar oyuncuda iyi seviyede. Keza yani oyuncuda yine bahsettiğim gibi topla birlikte hani hızlanma konusunda kısa mesafede en yüksek hızı ulaşma konusunda iyi bir oyuncu. Bunu dar alanda da yapabiliyor bu arada. Hani sadece geniş alan olarak düşünmemek lazım. Ama topsuz alanda, geniş alanda da hızlı bir futbolcu bu arada. Hani bu iki ölçüm yani hem topla birlikte hızlanma hem de geniş alanda sprint özelliği oyuncunun biraz daha böyle hem yerleşik savunmaya hem de geçiş oyunlardaki kontratak düzenine yatkın bir futbolcu olduğunu gösteriyor. Dediğim ki fiziki ölçümlerin aslında fiziki güç olarak yani vücut tipine göre yani ince ve uzun diyeceğimiz bir vücut tipi ikili mücadelelerde topla birlikte yani topsuz defansif aksiyonlarda eksik bir futbolcu. Yani gölge markajını yaptırmak bile zor esasında Zinkernagel'e göre. Yani mesela rakibi karşılayan bir takımda olduğunu düşünürsek Fenerbahçe transferi olduğunu düşünelim. Fenerbahçe rakibi karşıladığını düşünelim birinci bölgede veya ikinci bölgede biraz sıkıntılı. Yani onu markajını takip ettirmek, görev verilen oyuncu defansif aksiyonlarda takip ettirmek, top kazanmasını sağlamak gibi ölçümlerde çok eksik. Ama dediğim gibi fiziki güç bakımından topla birlikteyken ikili mücadelelerde çok yıkılmayan bir futbolcu. İkili mücadelelerden gücüyle fiziki o direnciyle birlikte çıkan bir futbolcu. Ama onun dışında 90 dakikaya maçı yayma durumunu aslında biraz daha oyuncunun mental durumuyla, oyun aklı tarafındaki o maç konsantrasyon eksikliğiyle fiziki hani 90 dakikayı çıkarabilme veya hani 90 dakika içinde ne kadar fiziken ayakta duruyor birleştirmek lazım. Bunlar da yani kötü ile orta arasında görece bir yerde. Yani bu ölçümleri özellikle çok dikkat çekiyor. Anların futbolcusu gibi bir profil var esasında Zinkernagel'in. Bir an olacak ki işi çözecek gibi futbolcu gibi bir durum var. Kısaca hani naçizane benim de fikrim, kendi fikrimi de belirteyim. Fenerbahçe transfer olduktan sonra aslında bunu yine Çubuklu Analiz kanalında Sokratis analizinde
izlersiniz veya izleyenler için tekrar düşecek ama orada Sokrates için bir şeyden bahsetmiştim. Hani bazı takımlar vardır ve her şey oturmuştur esasında. Biraz böyle o ritim, o makine işidir ama bir parça eksiktir. O parçayı bulmak için zaten transfer yapılır demiştim. Aslında Zinkarnagel'de geldi de durum bu. Yani Fenerbahçe'nin hücum hattının o gün Sokrates'in defans hattı en gerideki hat için söylemiştim. Şimdi hücum hattındaki durum için Zinkarnagel geldi ve oradaki hücum hattındaki şeyi çözdü mü? Yani dediğim gibi şimdi tam böyle kestirilemeyen kanat forvetlerden biri Zinkarnagel. Yani sol kanatta kullanılacaksa eğer yani hiç katkı yapmaz demek değil bu. Ama biraz daha böyle anların oyuncusu olduğu için biraz daha böyle tamamen topu ona verip ve bireysel yeteneğiyle tamamen ön plana çıktığı için yani biraz benim açımdan, en azından benim fikrim doğru bir transfer olmayacağı yönünde gibi bir şey söyleyebilirim. Potansiyeli zaten çok üst düzey bir potansiyel, özel yetenekten bahsetmiyorum. Üst düzey bir potansiyel mi? Değil. Şu anki hali hazırdaki mevcut durumu yeterli mi Süper Lig için? Evet yeterli ama bahsetmeye çalıştığım şey biraz daha farklı, biraz daha geniş kapsamlı bir şey tabiri caizse. Deyip videoyu da böyle bitireyim. Kısaca anlatmaya çalıştım Zinkarnagel'i sizlere. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin uzun zamandır transfer listesinde, uzun zamandır transfer listesinde olduğu iddia ediliyordu. Oyuncu biraz daha kariyer geçmişi ve saha içindeki hani oyuncu profili bakımından sizlere anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.